güzel bir nokta. Çünkü öyle bir yerde ki şimdi iktidar kendi oyun alanına muhalefeti çekip orada oynatmaya çalışıyor. Yani bu tabiri de herhalde bir problem yoktur. Çünkü yok, o topu öyle, o kendi yani alanında oynatmaktan hoşlanıyor. Erdoğan bunu seviyor biliyorsunuz. Ama o gündeme takılıp gitmek mi, kendi gündemini oluşturmak mı? Mesela son dönemde bir Şeyh Said gündemi başladı. O gündem üzerinden muhalefet öyle ya da böyle hareketlendi. Ama yani mevzu nasıl başladı? Diyarbakır'da kayyum belediyenin bir bulvara Şeyh Said ismi vermesiyle, evet, ve bunu duyurmasıyla başladı. Yine bu kayyumu kim atıyor? Bu kayyum niye atandı ve verdiği karar ne kadar uyuşuyor mesela? Ve iktidar niye sessiz? Niye iktidara sorulmuyor? Ya da mesela Özgür Bey yayına katıldığında buna cevap vermek, tamam, verebilir elbette soru. Ama bir de hiç Cumhur İttifakı hele ne düşünüyor? Bir bununla sorun demiyor mesela. Biraz orada iletişim konusunda bir hata mı var? Ya iletişim ötesinde bakın şunu yormak lazım. Tabii yani bu çok önemli mesele. Yani sonuçta isim üzerinden, Şeyh Said ismi üzerinden yürüyen tartışma önemli bir tartışma. Tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli. Siz istediğiniz kadar tarihçilere bırakmaya çalışın. Güncel yani politikada bırakamazsınız. Ya burada belki de işte o yüzden şu önemli. İktidar bu yerel seçimi de genel seçim havasına sokacak mı? Sokacak. Tabii ki. Terör tartışması yapacak mı? Yapacak. Kürt meselesiyle ilgili söylemlerde bulunacak mı? Bulunacak. İşte PKK'ya yakın, şuna yakın, buna yakın diye. Olacağı belli. Burada muhalefetin asıl şeyi, o yüzden adayların bir şey önemi var. Tartışmayı buradan çekip alması lazım. Çık sahaya artık gündemini yani, yani burada tartışmada derinleşirse iktidar avantajlı. Biz bu avantajı yani duygusal değerlendirmek durumunda değiliz. Gerçekçi değerlendirirsek iktidar bu avantajını 2018'de kullandı. Hatta 2017 referandumunda kullandı. Evet. 2018'de kullandı. 2019'da kullandı. Şimdi de kullandı. Yani 2023'te de ya tabii yani kullandı. Seçimler daha bir şey diye düşündüm. 14 Mayıs'ta da kullandı. Şimdi yeniden kullanacağı şey belli. O yüzden de muhalefetin bu tartışmaların mümkün olduğu kadar uzağında durmasında, kendi gündemini yaratmasında büyük yarar var. Çünkü avantaj düne göre şu. Yani sen sonuçta bu şehirleri 5 yıl yönetmişsin. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 11 büyük şehri 5 yıl yönetmiş. 234 sanıyorum, yanlış söylemeyeyim, 234 belediyeyi yönetmiş. Yani biraz da o şansı değerlendirmen lazım. Ya. Yani dün bunlar gelirse yardımlar kesilecek edebiyatı vardı. Dün bunlar gelirse sayaçları teröristler okuyacak. Evet. Yani. Ya da bunlar işte şey, tabii. Yani, Sayın Bakan. Tabii. Bu anlamıyla muhalefetin buradan çıkarak kendi gündemiyle bir tartışma yaratması lazım. Bu da şu. Bir, kendi yaptıkları önemli şeyi belediyelerin. Evet. Muhalefet belediye, ama diğeri şu mesela. Mesela bugünkü parti meclisinde ya da en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi bir yerel seçim bildirgesi yayınlamalıdır. Yani bir manifesto yayınlamalıdır yerel seçimlerle ilgili. Çünkü bugün artık Türkiye açısından geçerli bu. Bütün dünyada öyle, gelişmiş ülkelerin tümünde öyle. Artık yerel yönetimler yalnızca yol, su, elektrik, kanalizasyon değil. Yerel yönetimler yaşanabilir kentler için var. Yani yaşanabilir kentlerde şu. Evet, yol var orada, toplu taşımacılık var mesela. Yani evet, orada eğitim ve ulaşma var. Orada sağlık hizmetlerine daha yakın ulaşma. Evet. Kent yoksulluğuyla mücadele var. Sanatsal, kültürel faaliyetlere daha hızlı ulaşma var. Yani yaşanabilir kentlerin kriteri bu. Ve Türkiye'de yaşanabilir kent, uluslararası dünya çapında yaşanabilir kentlerde Türkiye'nin Türkiye'de ilk 50'de olan şeyi yok. Şehir yok. Şehir yok. Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi, yani bu işin lokomotifi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ki bence diğer partiler de yayınlamalı kuşkusuz, ama Cumhuriyet Halk Partisi en kısa sürede bir yerel seçim bildirgesi, manifestosu yayınlamalı ve tartışmayı oraya doğru çekmeli. Hiç orada tartışılacak çok şey var. Toplu taşımacılık önemli bir sorun, ama toplu taşımacılıkta bugün iktidar kutuplaştırmayı en başta Hasan Bitmez'e yönelik söylemde dile getirmiştik. Ya koca ülkede kamuya ait iki kuruluş. Yani sonuçta diyelim ki ya, bakanlık da bir kamu kuruluşudur, evet, belediye de bir kamu kuruluşudur. Evet. Belediyenin yaptığı metrolar meyle,
Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolar oyla anılıyor. Ya böyle bir utanç olabilir mi ya? Ya sonuçta sanki babanın malı, sanki parayı cebinden harcıyorsun. Orada da ya ister istemez aklıma da geliyor Adil Kara İsmailoğlu, çok ön plandaydı o süreç için bakan olduğu için. Acaba İstanbul için aday olma ihtimali. Az bir zamanım kaldı. Arkadaşlarım uyardılar, tam net sesi duyamadığım için, ama bildiğim kadarıyla böyle bir 5-6 dakikamız var. Orada da ama şunu 3 dakikaymış, düzeltiyorum. Hemen şunu soruyorum. Evet, DEM Parti ile bir araya gelindi. Diyalog ifadesi kullanıldı. Diyalog konusunda kapılar açık. Belli ki görüşmeler yapılabilir bundan sonrası için en azından, ama bir organik işbirliği mi beklersiniz, yoksa tam tersi bir şekilde kent uzlaşısına doğru mu evrilir bu iş? Bence iş oraya doğru evrilir. Yani ki bunu HDP diyorum tabii ve alışkanlıktan, ama DEM Partisi de kent uzlaşısı diye bir kavram kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da en azından İmamoğlu'nun İstanbul ittifakını düşündüğümüzde aslında birbirini tamamlayan şeyler. Ben DEM ile CHP arasında yazılı bir ittifak olacak kanaatinde değilim. Yani böyle bir ittifak. Şurası senin, burası benim gibi. Ama şu olacaktır, yani bu önemli bir adım. Ben mesela bu adımın doğru adım olduğunu değerlendirenlerden birisiyim. Yani Özgür Özel'in DEM Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edip eş başkanlarla görüşmesi ve diyalog kapısını açması önemli bir şey. Eleştiriler var, onu biliyorum, izliyoruz da, eleştiriler kamuoyuna da yansıyor, ama siz değişim istiyorsanız, siz eğer bir ülkede sorunların çözülmesini istiyorsanız, sorunsuz, yani sorunların en aza indirgendiği bir ülke istiyorsanız, bu konuda adım atmanız gerekiyor. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kurucusu 100 yıllık bir partinin bunu yapması lazım. Bu anlamıyla bu görüşme, ben yerel seçimlerde pozitif, eğer devam ettirilirse, ki devam ettirilmesinde yarar var her iki tarafta. Yani hem Tuncer Bakırhan hem de Özgür Özel yaptığı açıklamalarda görüşmenin verimli olduğunu söyledi. Hatta DEM cephesinden bu görüşme geçmiş görüşmelere göre çok daha iyi vurgusu yapıldı. Yani bundan korkmama gerekiyor. Peki kent uzlaşısından ne anlaşılmalı? Ya kent uzlaşısından şu anlaşılmalı: kentte yaşayan, bir demografi olarak, demografi yapıda kentte olan bütün grupların kendilerini temsil ediyor olması lazım. Hissediyor olabilmesi lazım. Yani bu sonuçta bölgesel özelliklerle olabilir. Türkiye kent kültürüyle buluşmuş bir ülke değil. Yani İstanbul başta olmak üzere kentlerin kriteri şu. Balıkesir'i konuştum. Balıkesir'in de geçerli. Balıkesir'e de ciddi göç alıyor kıyılar, Ankara. Sıralamayı şöyle yapıyorsunuz. Hangi şehirden daha fazla geldi? İşte Sivas'tan bu kadar, Erzincan'dan bu kadar, Trabzon'dan bu kadar. Kent kültürünün olmadığı bir yerde şehirlerden gelenlerin temsil edilmesi, sosyolojik grupların temsil ediliyor olması lazım bir biçimde. Yansıması lazım daha doğrusu oraya. Siyasi eğilimlerin de yansıması lazım. Şimdi İstanbul'da siz seçim alacaksanız matematik ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki partilerde diyelim ki HDP'nin %8 oyu var. İyi Parti'nin %8 oyu var. Yani 2014 Mayıs seçimlerini kriter aldığımızda İşçi Partisi'nin yaklaşık %3 oyu var. 3,5 oyu var buralarda. Bunun yansıması gerekiyor ve şu çok doğru bir iş. Bakın onun altını çizmek isterim. Yani kent uzlaşısını aslında kent kültürü olarak da yorumlamak mümkün. Gelişmiş kapitalist ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ortak özelliği şudur: her kentin kendi lobisi vardır ve kentin sorunlarına odaklanırlar. Yani orada siyasi tercihlerin bir önemi vardır ama birinci derecede öncelikli değildir. Yani İstanbul'da eğer başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu iddia ediyorsanız, örneğin Kanal İstanbul'a karşıysanız, burada sizin siyasi eğiliminizden ziyade, parti tercihinizden ziyade, evet ya, kent böyle bir kent olmalıdır, bir ortak kültüre dönüşmelidir. Yani İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da doğanların kendisini Erzincanlı olarak tarif etmesine gerek yok, Trabzonlu olarak tarif etmesine gerek yok, Hakkari olarak tarif etmesine gerek yok, İstanbul olarak tarif edebilmesi için böyle bir uzlaşıya ihtiyaç var. Bu kent uzlaşısı bence sorunların çözümünde de ciddi rol oynar. O zaman bu neye yansır? Bu belediye başkanı da sembolleşir, belediye meclis üyelerine yansır, onların şeyinde, bu ama bu işlevin daha da etkili olmasın. Ama esas itibariyle de belki onu bütünleştiren bir ortak açıklama, ortak deklarasyon, ortak metin, ortak bildirgede kendisini ifade eder. Böyle bir yan yana geliş Türkiye'de kentleri yaşanabilir kentlere dönüştürür. Evet. Bu son derece önemli. Bakalım ne olacak? Şimdi biz hep muhalefeti konuşmak durumundayız. Çünkü muhalefetin adayları belli oluyor. İktidar da bir adaylarını belirlese de ona göre nasıl bir yarışta olacak? Ankara ve İstanbul'da zorlandığı belli.
Evet. Yani aday belirlemede zorlandığı belli. O da belli. Yanlış bir bilgi olmasın ama pazar günü bir tür temayül yoklaması yapacak yine anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir kez yaptılar zaten. Evet, öyle bir haber vardı dün. Tamam, de bulursam büyük kentler için Erdoğan'ın temayül yoklamasının sonuçlarına itibar etme ihtimali. Şöyle, İstanbul adayının belirlenmesi için kapalı zarf yöntemiyle İstanbul teşkilat yöneticilerine, ilçe belediye başkanlarına ve İstanbul milletvekillerine kimi aday görmek istersiniz diye sorulması beklentisi var. Yani pazar günü yapacak. Yani bir eğilimi görmek açısından önemli çünkü şeyi karar vermekte zorlanıyor. Yani peki, sonuçta Murat Kurum mu olacak? Hemen bir Deniz Yücel'e gidelim mi?